Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerden gelen yoğun talep üzerine APA formatı ne olduğu üzerinde duracağız. Ancak esasen APA formatı tez, makale, rapor, ödev ve benzeri her türlü çalışmayı sayfa düzeninden yazı puntosuna, kapağından resim ve tabloların veriliş biçimine A'dan Z'ye düzenleyen bir kurallar bütünüdür. Biz ise burada sadece kaynakların gösterimi ile ilgili kuralları inceleyeceğiz. Bunu da 2020'de yayınlanan en son yani 7. baskıda belirtilen kurallara ya da diğer adıyla APA 7'ye göre yapacağız. Peki videomuzun içeriği nasıl olacak? Öncelikle APA formatı nedir kısaca açıklayacağız. Ardından APA formatında kaynakça gösterim nasıl yapılır buna geçeceğiz. Sırasıyla kitaplar, kitap bölümleri, süreli yayınlar, referans eserlerde maddeler, raporlar, konferans sunumları ve özetleri, tezler, görsel ve işitsel eserler, Sosyal medya ve internet sayfasını kaynak olarak gösterdiğimizde bunları yazarken hangi kurallara uymalıyız? Bunları en kısa, anlaşılır ve pratik biçimde anlatmaya çalışacağız. Öncelikle gelin APA formatı nedir? Bununla başlayalım. APA formatı veya APA stili veya APA yöntemi, İngilizce adıyla APA style, tez, makale, rapor, ödev ve benzeri her çalışmanın Belirli standartlar çerçevesinde hazırlanması amacıyla geliştirilmiş olan yani bunları belli standartlara bağlayan kurallar bütünüdür. Burada kısaca belirttiğimiz APA American Psychological Association yani Amerikan Psikoloji Birliği'nin kısaltmasıdır ve bu birlik APA 1929 yılında bilimsel yazımlara belirli bir standart getirme amacıyla bir grup psikolog, antropolog ve işletme yöneticisinin bir araya gelmesiyle bir kılavuz yayınlamıştır. 7 sayfadan oluşan bu kılavuz ile Okuyucuların farklı biçimlendirmeler ve kaynak gösterimleri yerine yazılanlara odaklanmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kılavuz aradan geçen yaklaşık 100 yıllık süre içerisinde sürekli olarak geliştirilmiştir ve en son 2020 yılında 7. sürüm veya 7. baskı olarak adlandırılan kuralları yayınlamıştır. Halen bu sürüm geçerlidir. Bugün bu kurallar 428 sayfadan oluşan bir kitap haline getirilmiş ve farklı versiyonları ile internet üzerinden satılmaktadır. Ekranda görmüş olduğunuz adresten daha detaylı bilgiye ulaşabilir ve kitabı satın alabilirsiniz. Burada bu kitabın elektronik versiyonu da mevcut. Buradan satın alınabiliyor. Peki, APA formatında kaynakça gösterim kuralları nelerdir? Biz burada özet olarak belirtmeye geçelim. Bunun için ekranda görmüş olduğunuz sırayı izleyeceğiz. Kitaplar, kitap bölümleri, süreli yayınlar ve takip eden kaynaklar olarak gösterimlerini sırayla göstereceğiz. Öncelikle gelin kitapla başlayalım. Ekranda bir kitap görüyoruz. Bu kitabı yapmış olduğumuz araştırmada kullandığımızı ve kaynak olarak göstereceğimizi varsayalım. Bunu APA'ya göre nasıl yapacağız? Örnek üzerinden ilerleyerek gösterelim. Öncelikle kitabın yazarının soyadını yazıyoruz. Ardından virgül koyuyoruz. Bir boşluk bırakarak kitabın yazarının adının ilk harfini büyük harfle yazıyoruz ve nokta koyuyoruz. Ve ardından eğer varsa ikinci adının ilk harfini de büyük harfle yazıyoruz ve nokta koyuyoruz. Ve ardından kitabın yayın yılını parantez içerisinde yazıyoruz. Yine buradaki boşluklara dikkat ederek. Ve yılın ardından nokta koyduktan sonra kitabın adını büyük harfle başlayarak, küçük harflerle devam ederek ve italik olarak yazıyoruz. Burada T harfinin büyük olarak yazıldığını görüyorsunuz. Yalnız bunun nedeni burada iki nokta kullanılmış olması. Bu iki nokta kullanılmış olmasaydı yine küçük harfle devam edecektik. Evet burada kitabın adını da gösterdikten sonra nokta koyuyoruz ve ardından kitabın yayıncısının adını yazarak noktamızı koyarak bitiriyoruz. Burada bir değişiklik var bir önceki sürümden yani 6. sürümden. Yayın evinin bulunduğu şehrin adını herhangi bir şekilde artık yazmıyoruz. Ve bu şekilde kaynağımızı, kitap kaynağımızı göstermiş oluyoruz. Peki iki adet yazar olduğunda ne yapıyoruz? Yine aynı kuralları uyguluyoruz ancak bu defa iki yazarın arasına ve işareti koyarak bu gösterimimizi yapıyoruz. Yine buradaki örneği inceleyecek olursak burada yazarlar verilmiş ve işareti konulmuş. Ardından kitabın yayın yılı parantez içerisinde belirtilmiş ve noktadan sonra büyük harfle başlayarak küçük harflerle devam ederek ve italik bir şekilde yani yatık bir şekilde kitabın adı yazılmış. Nokta konulmuş ve kitabın yayıncısının adı verilerek buradaki kaynakça gösterimi tamamlanmış. Peki 2'den fazla 3 4 5 yazar olsaydı veya daha fazla yazar olsaydı ne yapacaktık? Bu defa yine yazarları sıralayacaktık. Soyadı adı şeklinde ve en son yazardan önce en son yazarın soyadından önce ve işaretimizi koyarak kaynakça gösterimimizi tamamlayacaktık. Yine üçüncü örneğimize bakacak olursak aynı zamanda biz eğer baskı sayısı mevcutsa kaçıncı baskı olduğu mevcutsa kitabın burada kitabın adından sonra parantez içerisinde ancak italik değil kaçıncı baskı olduğunda yazıyoruz ve daha sonra kaynakça gösterimimize devam ediyoruz. Ayrıca kitabın bir DOI adresi varsa yayıncıdan sonra altı çizili ve link verilmiş yani bağlantı verilmiş şekilde bu DOI adresinde belirterek kaynakça gösterimimizi tamamlıyoruz. Evet buraya kadar anlattıklarımız üzerinde önemli olanları ekranda gösterelim. Sizler için de birer kaynak olsun. Öncelikle kitap adı büyük harfle başlamalı ve küçük harflerle devam etmelidir demiştik. Sonrasında Yayıncının şehir bilgisi verilmemelidir. 7. sürümde gelen önemli bir değişiklik olduğunu belirtmiştik. Yani burada yayıncı Penguin Books bunun öncesinde bu yayın evinin şehrini vermiyoruz. Ve iki yazar olduğunda yazarlar arasında virgülden sonra ve işareti kullanmamız gerektiğini belirtmiştik. Ve son olarak kitabın bir doy adresi varsa en sonda yayıncıdan sonra altı çizili olarak ve bağlantılı şekilde verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Burada da önemli bir değişiklik geldi. DOIlerin başında Bakın burada internet adresini görüyoruz. Bunların başında DOI 2. şeklinde 6. sürümde bu mevcuttu. Başlayarak yazılması kaldırılmış ve yazıma standart getirilmiştir. DOI yazmadan sadece HTTPS ile başlayacak şekilde bu DOI adresi verilmelidir. Ayrıca ekranımızın bu bölümünde farklı yazımlar görüyoruz. Bunlar nedir? Bunlar ise kaynakça gösteriminin dışında metin içerisinde yani yazmış olduğumuz sayfaların içerisinde ...aynı kaynağı verdiğimizde hangi kurallara uymamız gerektiğini belirtiyor. Bunun için iki yöntem uygulanabilir. Ya cümlenin sonunda parantez içerisinde kaynağı verebilirsiniz... ...ya da bir cümle içerisinde geçirerek bunu verebilirsiniz. Bir cümleden başlayalım. Örneğin şu şekilde bir cümle kurabilirsiniz. Sapolski, 2017 yapmış olduğu çalışmada bu konunun üzerinde durmuş ve şeklinde bir cümle yazabilirsiniz. Burada yapmanız gereken yazarın soyadını vermek ve yazarın soyadından sonra kitabın yayın yılını yazmak ve daha sonra cümlenize devam etmek. Ancak bu şekilde yapmayacaksanız bir cümlenin sonunda kaynak olarak vermek istiyorsanız cümleyi bitirmeden önce genelde şu yanlış yapılır. Burada parantezden önce nokta konulur. Hayır nokta koymadan cümlemizin sonunda parantez içerisinde Sapolski virgül 2017 yazıyoruz parantezimizi kapatıyoruz ve daha sonra cümlemizi bitiriyorsak nokta koyuyoruz. Ya da iki farklı kaynaktan alıntı yaptıysak cümlenin sonunda bunları ikisini birden belirteceksek o zaman parantezimizi açıyoruz. Sapolski virgül 2017 noktalı virgül. Jackson virgül 2019 ve parantezimizi kapatıp noktamızı koyuyoruz. Metin içerisinde kaynak gösterirken buradaki kuralları uygulamamız gerekiyor. Zaman zaman bu şekilde ekranda sürekli bunları belirteceğiz ve hatırlatacağız. Evet devam edelim. Editörlü kitap olduğunda ne yapmalıyız? Öncelikle editörlü kitap ne demek? Kısaca onu belirteyim. Bir kitap var. Bu kitabın içerisinde farklı yazarlar tarafından yazılmış bölümler var. Ve bu bölümler bir editör tarafından okunmuş, edit edilmiş, düzenlenmiş ve bir kitap olarak yayınlanmış. Burada ekranda bir editörlü kitap örneği görüyoruz. Bu kitabın kim tarafından edit edildiği, editörünün kim olduğu üzerinde belirtilmiş. Evet bu kitabı kaynak olarak göstermek istediğimizde hangi kuralları uygulamalıyız? Yine örnek üzerinden devam edelim. Burada yapmamız gereken editörün soyadını yazıp virgül koyup daha sonra adının ilk harfini yazarak noktayı koymak. Yani aynen kitap kaynağında olduğu gibi. Ancak burada önemli bir farklılık var. Burada yapmamız gereken parantez içerisinde bu kişinin editör olduğunu belirtmek. Bunu da ed nokta şeklinde belirtiyoruz. Ancak burada eğer birden fazla editör varsa, ikinci örneğimizde bu mevcut, birden fazla editör varsa yine bu yazarlar arasına ve işareti koyduk. Burada parantez içerisinde EDS yazmak. Yani İngilizce'de çoğul ifade edecek şekilde EDS yazıp daha sonra noktamızı koymak. Daha sonra ne yapıyoruz? Editörümüzü yazdık, editör olduğunu belirttik ve daha sonra bu kitabın yayın tarihini yazıyoruz. 1990. Daha sonra yine aynı kitapta olduğu gibi kitabın adını büyük harfle başlayıp küçük harfle devam edecek şekilde ve italik olarak yazıyoruz ve kitabın yayıncısını en sonunda belirtiyoruz. Yine ikinci örneğimizde de bu kural uygulanmış kitabın yayın yılını 2010 olarak verdikten sonra büyük harfle başlayıp küçük harflerle devam edecek şekilde ve italik yani yatık olacak şekilde kitabın adı verilmiş ve daha sonra bu kitabı yayınlayan yayıncının adı bu şekilde verilmiş. Burada ise yine birden fazla yazar örneği görüyoruz. Birinci yazarın soyadı, virgül, adı, ikinci adı yine aralarında boşluk bırakılarak ve nokta konularak verilmiş. Daha sonra virgül, ikinci yazarın soyadı, İkinci yazarın adları, virgül, üçüncü yazarın soyadı, üçüncü yazarın adları, virgül, dördüncü yazar ve en son beşinci yazardan önce ve işareti konularak bu şekilde yazarlar belirtilmiş. Nokta koyduktan sonra bunlar editörler, bundan dolayı EDS yazdık ve daha sonra noktamızı koyduktan sonra bu kitabın yayın yılını yazdıktan sonra kitabın adını yazıyoruz. Burada kitabın adını büyük harfle başlayarak ve küçük harflerle devam ederek ve italik olarak yazdıktan sonra en son bu kitabın yayıncısını en sonda belirtiyoruz ve kaynak gösterimimizi tamamlıyoruz. Burada ekranımızın altında ise bu kaynakları yazmış olduğumuz yazın içerisinde yani metin içerisinde kaynak olarak göstermek istediğimizde bunu nasıl yapacağımızı örnek olarak gösterdik. Örneğin ikinci kaynakta iki tane yazar var. Bunları birinci yazarın soyadı ve İkinci yazarın soyadı virgül yıl şeklinde parantez içerisinde gösterebiliriz veya üçüncü örneğimizde 2'den de fazla yazar bulunmaktaydı bundan dolayı ilk yazarın soyadını yazıyoruz VD nokta yani ve diğerleri virgül ve kitabın yayın yılını yazdıktan sonra parantezimizi kapatıyoruz veya birden fazla farklı kaynaktan alıntı yaptığımızda ise öncelikle ilk kaynağımız bu şekilde belirtiyoruz. Daha sonra arasına noktalı virgül koyuyoruz ve ikinci kaynağımızı da belirterek parantezimizi kapatıyoruz. Yani metin içerisinde de gösterdiğimizde bu şekilde bir kaynak gösterimi yapmış oluyoruz. Evet burada yine belirtelim. Parantez içi tarihten sonra kitap gösterimiyle bu bölüm aynıydı. Ve ikiden fazla yazar olduğunda VD yazdığımızı belirtmiştik. Devam edelim. Çeviri kitapları nasıl gösteriyoruz? Yine kitaplarda olduğu gibi yazarın soyadıyla başladık. Virgülümüzü koyduk. Yazarın adının ilk harfini büyük olarak yazdık, noktamızı koyduk. Daha sonra bir boşluk bıraktık. Bu boşluklara dikkat edelim, genelde yanlış yapılır. Parantez açtık, kitabın yayın yılını yazdık, noktamızı koyduk ve daha sonra kitabın adını yine büyük harfle başlayarak küçük harflerle devam ederek ve italik olarak yazdık. Fakat bundan sonra bir çeviri kitap olduğunu belirtmek için bu çeviriyi yapan yazarın adının ilk harfini büyük şekilde yazıyoruz. Nokta koyuyoruz. Daha sonra soyadını yazıyoruz. Virgül koyuyoruz ve çeviren olduğunu belirtmek için çev yazıp nokta koyup parantezi kapatıyoruz. Burada şuna dikkat etmeliyiz. Parantez içerisinde bu defa yazar adının önce baş harfini yazıyoruz. Daha sonra soyadına geçip soyadını yazıyoruz. Ancak biz başta önce soyadıyla başlıyor. Daha sonra adının baş harfini yazıyorduk. Burada tam tersi bir durum söz konusu. Daha sonra yine kitap gösterimiyle aynı kuralı uyguluyor ve yayın eviyle devam ediyoruz. Burada Türk Tarih Kurumu yayın evini gösteriyor. Peki bir dine ait kitapta ne yapıyoruz? Bu defa biraz daha farklı kurallar söz konusu. Kitaplardan farklı olarak en başta yazar değil, bu defa kitabın adını yazıyoruz ve italik olarak yazıyoruz. Dikkat edelim, karşılaştıralım. Burada yazarla başlıyorduk, kitaplarda da bu şekildeydi. Ancak burada biraz daha farklı bir durum söz konusu. Bu defa yazarın adı ile değil, Kitabın adıyla başlıyoruz ve bunu italik olarak belirtiyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Yayın yılını yazıyoruz ve yayıncıyı yazıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı diye burada belirtmişiz ve daha sonra varsa bunun internet adresini de altı çizili ve link verilmiş şekilde belirtiyoruz. Yine farklı bir örnek belirtecek olursak, burada bir dine ait temel kitap var. Bu kitap çeviri bir kitap aynı zamanda ve ikinci baskısı yapılmış. Dolayısıyla parantez içerisinde çevirenin adının baş harfini, daha sonra soyadını, daha sonra ikinci baskı olduğunu belirtiyoruz. Daha sonra bunun yayın yılını yazıyoruz ve bunu yayınlayan kurumun veya yayın evinin adını burada belirtiyoruz. Yine farklı bir örnek belirtecek olursak, yine burada bir dine ait bir temel kitabı verdik, yayın yılını yazdık. Bunu yayınlayan kuruluşun adını yazdık ve internet adresini belirtmiş olduk. Burada ayrıca şunu da belirtmeden geçmeyelim. Yazı içerisinde kaynak gösteriminde Kur'an-ı Kerim şeklindeki gösterimlerde önce sure numarasını daha sonra ayet numarasını Kur'an-ı Kerim yazısından sonra virgül verdikten sonra göstermek mümkündür. Evet tanılama kılavuzlarına geçelim. Tanılama kılavuzlarında ise öncelikle bu tanılama kılavuzunu yayınlayan kuruluş yazılır. Nokta konulur ardından yıl bilgisi verilir ve tekrar nokta konulur ve bu tanılama kılavuzunun başlığı burada belirtilir ve varsa kaçıncı baskı olduğu parantez içerisinde belirtilir. Tekrar en sonda kılavuzu yayınlayan kurum kuruluş adının verilmesine gerek yoktur. Çünkü en başta bu verilmiştir. Farklı bir örnek üzerinden devam edelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu bir tanılama kılavuzu var. Bunun adını en başta verdik. Daha sonra tarihimizi belirttik, noktamızı koyduk ve bu kılavuzun adını yine kitaplarda olduğu gibi büyük harfle başlayarak ve küçük harflerle devam ederek ve italik olarak belirttik. Daha sonra kaçıncı baskı olduğunu parantez içerisinde belirttik. Ayrıca bu kılavuza internet üzerinden ulaşmak mümkün olduğu için bu adresi altı çizili ve link içerecek şekilde kaynağımızın en sonunda belirtiyoruz. Bunun yanında bu kaynağı metin içerisinde gösterirken parantez içerisinde kılavuzu yayınlayan kuruluşun adını yazıyoruz, virgül koyuyoruz ve yılı yazarak parantezimizi kapatıyoruz. Bu şekilde göstermiş oluyoruz. Evet devam edelim. Editörlü kitapta veya editörlü e-kitaptaki bir bölümü kaynak olarak göstermek istediğimizde nasıl bir yol izleyeceğiz? Bunu görelim. Örneğimiz üzerinden devam edelim. Birazcık karışık ama sistematiği anlaşıldığında çok da zor olmayan bir gösterim şekli var burada. Öncelikle kaynak olarak gösterdiğimiz bölümün yazarının soyadıyla başlıyoruz. Daha sonra yine kitap gösteriminde olduğu gibi adıyla devam ediyoruz adının ilk harfleriyle. Daha sonra bunun yayın yılını yazıyoruz ve noktamızı koyuyoruz. Fakat bundan sonra burası bir bölüm olduğu için bölüm yazar at ve soyadından sonra bölümün başlığını yazıyoruz. Ve daha sonra artık hangi kitabın içerisindeyse o kitabın editörlerini belirtmeye başlıyoruz. Bunu yaparken ise içinde ifadesini yazdıktan sonra önce adlarının baş harflerini yazıp daha sonra soyadlarıyla devam ediyoruz. Virgül koyuyoruz Burada ikinci bir editör var. Devam ettik, virgül koyduk ve işaretimizi koyduk. Son editörü yazdık ve parantez içerisinde birden fazla editör olduğu için EDS yazarak devam ettik. Daha sonra virgül koyduktan sonra kitabın adını veriyoruz. Ancak bunu yaparken önce büyük harfle başlıyor. Daha sonra küçük harflerle devam ediyor ve italik olarak bunu yazıyoruz. Ve ardından parantez açıp varsa kaçıncı baskı olduğunu belirtip daha sonra SS birden fazla sayfa aralığı olduğu durumlarda SS nokta küçük harflerle ss yazdıktan sonra bizim alıntı yaptığımız bölümün kitabın içerisinde hangi sayfa aralığında olduğunu belirtiyoruz. Parantezimizi kapatıyoruz ve en son yine yayıncıyla bitirmiş oluyoruz. Yine kitaplarda belirtmiş olduğumuz üzere yayıncının şehir bilgisini burada yazmıyoruz. Devam edelim farklı bir örnek üzerinden. Burada yine Birden fazla yazar tarafından yazılmış bir bölüm var. Editörlü bir kitap içerisinde bulunan bir bölüm ancak birden fazla yazarı var bu bölümün. Bu yazarları soyadlarından başlayarak soyadı, adı, soyadı, adı, son yazara geçmeden önce ve işaretimizi koyduk ve yayın yılını yazdık ve parantezimizi kapattık, noktamızı koyduk. Bundan sonra bölüm yazar ad ve soyadından sonra bu defa bölüm başlığını yazıyoruz. Daha sonra hangi kitabın içindeyse içinde yazıp bu kitabın editörlerini sıralıyoruz ve birden fazla editör olduğu için EDS yazıyoruz. Virgülümüzü koyuyoruz ve artık kitabın adını yazıyoruz. Kitabın adından sonra bizim yazmış olduğumuz bölümün bu kitabın hangi sayfa aralığında olduğunu ss nokta yazarak parantez içerisinde belirtiyoruz. Daha sonra kitabın yayıncısıyla devam ediyoruz ve varsa yine altı çizili ve bağlantı içerecek şekilde DOI adresini en sonda belirterek kaynak gösterimimize devam ediyoruz. Burada yine şunu da belirtelim. Metin içerisinde yani yazmış olduğumuz bölümler içerisinde kaynak gösterirken ise yine kitaplarda olduğu gibi yazarın soyadını yazıyoruz, virgül koyuyoruz ve yılı yazıyoruz. Birden fazla kaynaktan gösterim yaptıysak bu defa kaynaklar arasına noktalı virgül koyuyoruz. İkinci örneğimizde burada birden fazla yazar olduğu için vd koyup nokta koyup virgül koyup daha sonra yılımızı yazdık. Bunları da burada hatırlatmış olalım. Evet peki bilimsel dergi makalelerini nasıl kaynakçı olarak gösteriyoruz? Ekranda bir bilimsel dergi makalesi örneği görüyoruz. Burada makalenin adı, yazarı ve derginin bilgileri mevcut. Bu bilgileri kullanarak bir kaynak gösterimi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle makalenin yazarının soyadıyla başlıyoruz. Aynı kitaplarda olduğu gibi virgülümüzü koyuyoruz. Adının ilk harfini büyük harfle yazıyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Daha sonra bu makalenin yayınlandığı yılı yazıyoruz. Kitabın yayınlandığı yıl yerine bu defa makalenin yayınlandığı yıl burada mevcut. Daha sonra bu makalenin adını bu defa eğik olarak değil Makalenin adını büyük harfle başlıyoruz ve küçük harflerle devam edecek şekilde yazıyoruz. Ve sonrasında noktamızı koyuyoruz. Ve derginin adını her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde italik bir şekilde yazıyoruz. Ardından virgül koyuyoruz. Ve daha sonra cilt numarası ve sayı numarasını ekranda görmüş olduğumuz şekilde belirterek virgül koyarak ve bu makalenin sayfa aralığını belirterek kaynak gösterimimizi tamamlıyoruz. Ve varsa tabii ki yine DOI adresini en sonda altı çizili ve bağlantılı bir şekilde veriyoruz. Dergi adından sonra parantez olmadan verilen, burada bunu mutlaka belirtelim. Derginin cilt numarası parantez olmadan verilen ve bu italiktir. Aynı dergi adında olduğu gibi bu da çokça yapılan bir yanlıştır. Dergi adı italik ve buradaki cilt numarası da italiktir. Sonrasında parantez içinde verilen ise derginin sayısıdır. Parantez içindeki derginin sayı numarası italik değildir. Bunu da bir defa daha belirtmiş olalım. Evet, bilimsel dergi makalesi gösterimine devam edelim. Farklı örneklere göz atalım. Öncelikle burada 3 yazarlı bir makale görüyoruz. Bunu yaparken yazarları soyadı, adı şeklinde sıraladık ve en son gelen yazardan önce virgül koyduk ve işaretimizi koyduk ve 3. yazarı yazdık. Daha sonra makalenin yayın yılını parantez içerisinde belirttik. Daha sonra makalenin adını büyük harfle başlayarak ve küçük harflerle devam ederek ancak italik olmayan bir biçimde yazdık. Daha sonra noktamızı koyduk. Bir boşluğumuzu koyduk. Ve derginin adını her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde italik olarak yazdık. Virgülümüzü koyduk. Yine italik olarak devam ettik. Cilt numarasını yazdık. Daha sonra italiği bıraktık. Parantez içerisinde sayı numarasını yazdık. Virgül koyduk ve bu makalenin içinde yer aldığı dergide hangi sayfa aralığında olduğunu en sona belirtmiş olduk. Farklı bir örnekte ise burada 1, 2, 3, 4, 5 tane yazar var. Bunların en sonuncusundan önce virgülümüzü koyduk ve işaretimizi koyduk. En son yazarımızı yine soyadı virgül adı şeklinde belirttik. Makalenin yayınlandığı yılı yazdık parantez içerisinde. Noktamızı koyduk ve makalenin adını büyük harfle başlayarak küçük harfle devam edecek şekilde yazdık. Bunu daha önce de belirtmiştik bu arada. İki nokta olduğu zamanlarda iki noktadan sonra büyük harfle başlıyoruz. Makalemizin adını yazdıktan sonra noktamızı koyduk ve derginin adını italik olacak şekilde yine her kelimenin ilk harfi büyük bir şekilde yazdık. Virgülümüzü koyduk. Cilt numaramızı da italik olarak yazdık. Parantez içerisinde sayıyı belirttik. Virgülümüzü yazdık ve sayfa aralığını yazdık. Ve burada bu derginin doisi de olduğu için en sonda altı çizili ve bağlantı içerecek şekilde doi adresini de vermiş olduk bu makalenin. Burada bir noktayı belirtelim. 7. sürümle gelen bir yenilik var. 20'ye kadar yazar olduğunda bir makalede son yazardan önce ve işareti kullanıyoruz ve bu şekilde gösterim yapıyoruz. 21 ve daha fazla yazar olduğunda ise ilk 19 yazarı veriyoruz. Daha önce bu kadar yazar verilmiyordu. İlk 19 yazarı veriyoruz. Ardından virgül 3 nokta koyuyoruz ve herhangi bir işaret koymadan son yazarın soyadını ve adını veriyoruz. Yani bir daha tekrar ediyorum. İlk 19 yazarı aynı bu şekilde veriyoruz. Daha sonra bir virgül koyuyoruz. Virgülden sonra 3 nokta koyuyoruz. Ve işareti koymuyoruz artık. Ve son yazarı da belirterek devam ediyoruz. Bu 7. sürümde gelen önemli bir değişiklik. Evet. Az önce doyu numarası varsa doyu numarası vermemizin de gerekli olduğunu söylemiştik. Ayrıca daha önce belirtmiş olduğumuz şekilde metin içerisinde referans göstermemiz halinde bu iki yöntemden birisini kullanabiliriz. Grady ve diğerleri de yapmış oldukları araştırma sonucu şeklinde bir cümle kuracak olursak parantez içerisinde yılı vermemiz yeterlidir. Ancak cümlenin sonunda parantez içerisinde kaynak göstereceksek yine soyadı ve tarih şeklinde verebiliriz. Burada birden fazla yazar olduğu için biz ilk yazarın soyadını daha sonra vd kısaltmasını nokta virgül ve tarih olarak gösterimini yapmış olduk. Evet devam edelim. Peki bazı bilimsel dergilerin sayfa aralığı olmaz. Bunun yerine makale numarası verilir. Bu tür gösterimleri ne şekilde yapıyoruz? Bu tür durumlarda aslında temel olarak aynı kuralları uyguluyoruz. Makale gösterimiyle aynı kurallar geçerli. Yani soyadı adı, soyadı adı şeklinde devam ediyoruz. En son yazardan önce ve işaretimizi koyuyoruz. Tarihimizi belirtiyoruz. Makalenin adıyla devam ediyoruz. Daha sonra derginin adını yine yazıyoruz cilt numarasını ve sayı numarasını gösteriyoruz. Ancak burada sayfa numarası yerine bu defa bu makale numarasını büyük harfle M ile başlayarak makale ve numarası şeklinde belirtiyoruz. Ardından yine varsa bunun doyu numarasını göstermiş oluyoruz. Bilimsel dergi makalesi gösteriminden tek fark burada sayfa numarası yerine bu defa makale veya İngilizcesiyle article da yazılabilir. İngilizce bir araştırma yapıyorsak, bir çalışma hazırlıyorsak article yazabiliriz ve ardından bu numaranın verilmesidir. Sayfa aralığı olmayan, bunun yerine makale numarası olan bilimsel dergi makalelerini ise bu şekilde göstermiş oluyoruz. Evet, cilt veya sayı numarası olmayan bazı bilimsel dergi makaleleri de olabiliyor. Ekranda bir örneğimiz var. Örneğin bu dergide cilt numarası belirtilmiş. 72. Volüm 72 olarak belirtilmiş ama bunun bir sayı numarası yok. Bu tür durumlarda ne yapıyoruz? Bu örnek üzerinden gidelim isterseniz öncelikle. Burada yazarlarımız var. 3 yazarımız var. Üçüncü yazardan önce virgülümüzü koyduk ve işaretimizi koyduk. Üçüncü yazarı yazdık. Tarihini belirttik makalenin. Makalenin adını yazdık. How do older and young adults diye başlayan makale ismimizi yazdık. Yine ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde. Daha sonrakiler küçük bir şekilde devam etti. Ancak noktalama işareti gibi bir takım işaretlerden sonra tekrar büyük işaret kullandık noktamızı koyduk. Derginin adını yazdık. İtalik bir şekilde, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde. Daha sonra cilt numarasını eğik bir şekilde yazdık ancak parantez içerisinde sayı gösterecektik. Ama burada bir sayı numarası olmadığını gördüğümüz için bunu boş bıraktık ve sayfa aralığıyla devam ettik. Yani bu tür durumlarda eksik olan bilgiyi vermiyoruz ve geri kalanları yazmış oluyoruz. Üstteki örneğimizi de inceleyelim. Burada da bir yazar var, makalenin bir yazarı var. Burada makalenin adı var derginin adı var. Ve daha sonra yine burada bu defa cilt numarası yok sayı numarası var. Burada dikkat etmeliyiz. Parantez içinde olmayan cilt numarasıdır. Parantez içerisinde olan da sayı numarasıdır. Burada sayı numarası olduğu için parantez içerisinde verdik. Burada cilt numarası olduğu için parantez dışında vermiş olduk. Alıntı yapılan dergi cilt veya sayı numarası kullanmıyorsa olmayan bilgi eksik bırakılabilir. Evet devam edelim. Peki bilimsel olmayan ancak süreli bir dergiden bir alıntı yapmak istiyorsak, bunu kaynak olarak göstermek istiyorsak bu durumları yapmalıyız. Bilimsel olmayan süreli dergi makalesi. Burada bir örnek var. İnternet üzerinde yayınlanan süreli bir derginin bir makalesi ve burada bir yazar tarafından yazılan, belli bir tarihte yazılan bir makale var. Bunu nasıl gösteririz? Bunu yaparken yapmamız gereken yine her zaman olduğu gibi yazarın soyadıyla başlamak, virgülümüzü koymak, Yazarın adının ilk harfini büyük olarak yazmak, noktayı koymak. Evet, burada yazarın soyadını ve adını yazmış olduk. Daha sonra bunu mümkün olduğunca hangi tarih elimizde mevcutsa, sadece yıl yazıyorsa yıl, sadece ay yazıyorsa yanında ay, tarihi de yazıyorsa yanında da tarih. Parantez içerisinde eskiden 2019 yazıp bırakıyorduk. Burada daha fazla bilgi olduğu için 2019 virgül Eylül 9 şeklinde yazıyoruz tarihini belirtiyoruz, parantezimizi kapatıyoruz. Daha sonra bu makalenin yine her zaman olduğu gibi ismini yazıyoruz ve diğer dergi gösterimlerinde olduğu gibi yine büyük harfle başlayıp küçük harflerle devam ediyoruz ve italik değil noktamızı koyuyoruz. Derginin adını yine az önceki gösterimde olduğu gibi italik bir şekilde yazıyoruz. Her kelimenin ilk harfi büyük ve en sonunda eğer mevcutsa bu makalenin internet adresini altı çizili ve link içerecek şekilde burada en sonda veriyoruz. Metin içerisinde gösterirken ise yine kitaplarda ve makalelerde olduğu gibi yazarın soyadını yazıyoruz, virgülümüzü koyuyoruz ve tarih olarak belirtiyoruz. Evet önemli noktaları burada bir defa daha belirtmiş olalım. Bilimsel dergiden farkları yıl yanında tarihte verilmesi ve cilt sayı olmamasıdır. Ancak cilt ve sayfa numarası gibi bilgiler varsa bunlar da eklenebilir. Evet burada dikkat edersek bir cilt ve sayı numarası yok ama varsa bunları da ekleyebilirdik. Ayrıca online bir dergiden alıntı yapıldıysa Makalenin URL'si yani web adresi mutlaka verilmelidir. Bu URL'den önce ve sonra adresinden erişilmiştir sözcükleri kaldırılmıştır. Bir önceki sürümde, 6. sürümde bu mevcuttu. Ancak artık biz internet adreslerinden önce adresinden erişilmiştir veya sonrasında adresinden erişilmiştir şeklindeki açıklamaları kaldırıyoruz. Burada bir sadeleştirmeye, bir basitleştirmeye gidilmiş. Sadece internet adresinin verilmesi yeterlidir. Evet, bilimsel olmayan süreli dergi makalelerinde biz bu şekilde gösteriyoruz. Devam edelim. Bir gazete makalesi veya köşe yazısı olduğunda hangi kuralı uyguluyoruz? Burada aslında az önceki kurallara tamamen benzer kurallar söz konusu. Burada bir köşe yazısı var veya bir gazete makalesi var. Bunu yazan kişinin soyadıyla başlıyoruz. Adının baş harfini yazıyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Az önce olduğu gibi mümkün olan en fazla detayı tarih kısmında veriyoruz. 2019 Mart 22 şeklinde vermişiz. Parantezimizi kapatıyoruz. Daha sonra bu makalenin başlığını yazıyoruz ve hangi gazetede olduğunu aynı dergi adında olduğu gibi italik bir şekilde ve her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde veriyoruz. Noktamızı koyuyoruz ve yine buna online olarak erişmek mümkün olduğu için bu adresi başında erişilmiştir veya sonunda erişilmiştir gibi bir açıklama vermeden altı çizili ve link içerecek şekilde kaynağımızın sonunda veriyoruz. Bunu metin içerisinde göstermemiz halinde ise her zaman olduğu gibi yine parantez içerisinde soyadı ve tarih sırasını izliyoruz. Evet önemli noktaları yine ekranda gösterelim sizler için not olsun. Bilimsel olmayan süreli dergi makalesiyle aynı format söz konusudur ve varsa URL'si de yani web adresi de mutlaka verilmelidir. Evet bir blog yazısı olduğunda ne yapmalıyız? Yine aynı kurallar geçerli. Soyadıyla başlıyoruz, adını yazıyoruz, mümkün olduğu kadar tarih veriyoruz. Bu defa bu blog yazısının başlığını veriyoruz. Daha sonra blogun ismini veriyoruz yani bir gazete ismi veya bir dergi ismi gibi bu defa bloğun ismini veriyoruz ve yine aynı kurallar geçerli. İtalik yani eğik ve ilk harfler büyük ve daha sonra bunun erişildiği adresi en sonunda belirtmiş oluyoruz. Metin içi gösterimde yine diğerlerinde yaptığımız gibi. Evet yine sizler için not olması için belirtmiş olalım. Dergi ve gazete makalelerindeki aynı kurallar uygulanmaktadır ve dergi adında olduğu gibi blok adı yine italiktir. Evet devam ediyoruz. Bu defa referans eserlerde maddeler ile devam ediyoruz ve referans eserlerden biri olan çevrim içi sözlükleri inceliyoruz. Bir çevrim içi sözlüğü kaynak olarak göstermek istediğimizde öncelikle bu sözlüğün yayıncısını yazıyoruz. Burada biz Türk Dil Kurumu'nun bir sözlüğünü kullandığımız için Türk Dil Kurumu yazdık. Daha sonra noktamızı koyuyoruz ve her zaman olduğu gibi parantez içerisinde bu sözlüğün yayın yılını veriyoruz. Ancak burada bir online sözlük söz konusu olduğu için sürekli güncellenen bir basım yılı olmayan bir sözlük olduğu için tarih yoktur anlamına gelen T.Y. kısaltmasını kullandık. Daha sonra bu sözlük içerisinde aramış olduğumuz kelimeyi yazıyoruz. Biz burada endemik kelimesini aramıştık. Noktamızı koyuyoruz ve içinde ifadesini yazarak sözlüğün adını italik büyük harfle başlayacak ve küçük harflerle devam edecek şekilde yazıyoruz ve noktamızı koyuyoruz. Burada T'yi büyük yazmamızın nedeni Türkçe kelimesinin olması. Yoksa burada büyük harfle başlayıp küçük harfle devam ediyoruz ve bunu italik olarak yazıyoruz. Bunun ardından ise erişim tarihi yazıp iki nokta üst üste koyup erişim tarihini ay, gün ve yıl olarak belirtiyoruz. Virgül koyuyoruz ve bu sözlüğün internet adresini altı çizili ve link içerecek şekilde kaynağın en sonuna ekliyoruz. Farklı bir örnek inceleyecek olursak yine burada sözlüğün yayıncısı var. Tarih yoktur anlamına gelen T.Y. kısaltması kullanılmış parantez içerisinde. Daha sonra bu sözlükte aradığımız kelimeyi görüyoruz. Daha sonra içinde ifadesi yazılmış ve sözlüğün adı belirtilmiş italik bir şekilde nokta konulmuş ve erişim tarihi yazılarak erişim tarihi belirtilmiş. En sonda ise bu sözlüğün online adresi belirtilmiş. Parantez içi gösterimde ise yine diğer kaynaklarda olduğu gibi bu defa Türk Dil Kurumu yazıp virgül koyuyor ve tarih varsa tarihi yoksa T.Y. kısaltmasını kullanıyoruz. Yine farklı bir örnekte aynı şeyi yapıyoruz. İki farklı kaynak varsa her zaman olduğu gibi noktalı virgül kullanıyoruz. Evet anlatmış olduklarımız içerisinde yine önemli olanları öne çıkaralım. T nokta Y nokta tarih yok anlamına gelmekteydi ve erişim tarihi ifadesi mutlaka yazılmalıydı ekranda görmüş olduğumuz formatta.